Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz Kur'an muhlisleri. Kur'an-ı Kerim'ni örgenemiz kürsetuğunun şeydaları. Mene Allah subhanahu ve ta'ala'nın fazlu merhameti bilen sizler bilen yine didarlaştırıbımız. Bu üçün yaratken parvardiyarımızga çeksiz hamdu sanalar aytamız. Ötken kürsetuğumuzda B, T ve T harflarını örgengen edik. Bugün ise navbettegi harflarını ve ular engletedigen tavuşlarını örgenip ötemiz. Kürsetuğumuzun evvelini Kur'an-ı Kerim tılavatı bilen başlasak, şayet kalplerimiz yine hem münevver, hatıralarımız, fahımlarımız yine hem ötkül bursa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور إنه غفور شكور صدق الله العظيم قرأك أنا بجن يانجى حرفلرنا ورجانش كيوت مخشمز وإلى مسكي tomoshabinlarimiz, ko'rsatuvimiz muxlislari o'tgan darsda o'rganilgan harflar ma'lumotlarini yaxshi o'zlashtirib olganlar. Endi yangi ma'lumotlarni o'rganishga o'tsak ham bo'ladi. Qoraqa agar ijozat bersangiz, bu galgi harflarni ham doskada yozib o'rgatsak-da, keyin ularning o'qilishini, qanday talaffuz etilishini birma-bir o'zlashtirib o'tsak. Demak, bugungi o'rganadigan harflarimiz ham shakldosh harflar. Mana alifbodagi navbatdagi harf jim harfi. Jim harfi shakl ostiga bitta nuqta qo'yish bilan yasaladi. Agar ushbu shaklga hech qanday nuqta qo'yilmasa, bu ha harfi hisoblanadi. Üçüncü harf ha harfi. Ha harfi de şekil aldığı harfler bilen bir hıl. Fakat yine bunda nokta şekil üstüge artırıladı. Cim, ha, ha harfleri. Bu harflerinin tüslenişi hem bir hıl. Demek cim harfi keyingi harfke koşulgende onun üçeli harfte hemen şu halat var. Onun bunların satır astı kısmı keyingi harfke köprik vazifesini öteydi. Bana şu bilen demek ki bana bu yakki halatdegi şekil biraz özgürüş topadı. Bir yola harfinin keyingi harfke ulanış şekillerini örgənib ketebiramız. Bana birinci cim harfini örgənəmiz. Bu bana keyingi harfke ulanganda bana bunday olup satır astı kısmı yukaladı da nokta şekil astıge yazıladı.
Bunu biz fatha bilan okuyumuz adetke göre. Ce buladı. Bu harf aldığınki harf ki hem biriktirip yazılırdı. Bunda aldığınki harfinin demek biz ahirge kısmını misal tarikasında yazalımız. Harfinin baş kısmı şekli özgürlüsüz kaladı. Bunu kesra arttıramız. G deyip okuladı. Üçüncü misal demek zamma bilen okuluşu. Bunda harfinin fakat özden aldığı harfke birikken şekli kayıt kılınadı. Bunda hem demek aldığı harfinin yani ahirki kısmını biz misal tarikası da yazalımız. Harf ise toluk bütün şekilde yazıladı. Fakat aldığı harfke birikişini ifade alıp yani bu çizikini koyalımız. Harf ise özü özgürlüsüz kaladı. Şimdi bunu biz demek zamma artıramız bu cu deyip okuladı. Nabattaki harf ha harfi. Ha harfi ham özden kengi harfi birikken de onun demek satır astı kısmı düşüp kaladı. Ve fatha koysak ha deyip okuladı. Nabattaki şekil bu ham aldığın harfinin ahirki kısmı hesaplanadı. Demek ha harfinin yine satır astı kısmı yazılmaydı da kengi harfi birikiş halatı. Demek ha harfi söz ortasında bana bu şekilde yazıladı. Bunu kesre artırsak hi deyip okuyunuz. Üçüncüsü demek ha harfinin söz ahırıda keliş şekli. Bunu biz zemme artıramız. Bu hu deyip okuladı. Üç bu şekilde harflerinin üçüncüsü ha harfi hesaplanadı. Bunu hem yukarıdaki şerikleri singarı avval fatha bilan okuyumuz. Bu harfinin şekildaşlardan farkı bundan nokta şeklinin üstüge yazıladı. Bana fatha koysak ha deyip okuyumuz. Bunu ne için ha emez ha deyip okuşumuz ne? Biz bu dersinin devamı da ayeti bitamız. Ha harfiga eğer kesre koysak hi deyip okuyumuz. Şimdi bu harfge zemme artırılsa bunu bana hu deyip okuyumuz. Körtür yanınızda bu harfler bir hır şekilde yazıladı. Fakat yine nokta bilen onların arası farklanadı. Bunların kandayı telaffuz etirip kandayı okuluşunu demek elbette ki sohbetimizde bir mebir toktanıp ötüp örgünemiz. Karaki bana harflerini bugünkü örgünediyen harflerimiz cim, ha, ha harflerini bilip tanıp aldık. Şimdi onların undaşları, cim, ha, ha undaşları hakkında sohbetleşsek. Cim undaşını til ortasından aytiladı deydi. Kıraat ilmi ulamaları. Bu undaş bizning özbek tilidagi c'den ko'rasan qattiqroq aytilar ekan. Masalan, ce, ce, ji, ju deb aytilar ekan. Hozir biz odatga ko'ra bu harfning mahrajini ham suratini tomoshabinlarimizga taqdim qilmoqchimiz. Mana ko'rib turganingizdek suratda jim undoshning talaffuz holati aks ettirilgan. Bunda tilning o'rtasi tanglayga urilmoqda. Tanglayga urilganda ham qattiq urilish kerak. Mana shu bilan jim undoshi hosil bo'ladi. Qoraqa o'tgan ko'rsatuvimizda biz qalqala qoidasini o'rgangan edik. Qalqala harflarining birinchisi ba harfi deb aytib o'tilgan edi. Qalqala qilinadigan undosh harflarining ikkinchisi navbatdagisi jim undoshi ekan. Demak, jim undoshini ham sokin bo'lib kelganda, ya'ni sukunli jimni albatta qalqala qilishimiz lozim bo'ladi. Tebratib o'qisak, tebratib o'qisak mana shunda jim harfi to'g'ri o'qilgan hisoblanadi. Endi azizlar, jim undoshiga doir mashqni o'rganib o'tamiz. J G J A J
iđe, uđe. Mana shu misollarda mana ko'rib turganingizdek jim sukunli bo'lib kelyapti. Agar qalqala qilinmasa aj bo'ladi. Aj. Bunda jim yaxshi chiqmay qoladi. Shuning uchun uni qalqala qilib tebratib aytishimiz kerak. Aje, ije, uje tarzida. Navbatdagi so'zni o'qiymiz. Taju. Jitu. Ujibu. Jawabu. Ja'at. Ajaba. Endi hozir qoraqa biz ha harfini o'rganamiz va ha harfini mahrajini qayerdan chiqishini ham o'rganib olamiz. Ha tovushi xalqum o'rtasidan talaffuz etiladi. Bu mana bu suratda namoyon qilib qo'yilgan. Ya'ni til bu yerda hech joyga urilmaydi va o'sha faqat bu yerda xalqum ishlaydi. Xalqum torayadi. Xalqum torayib, xalqum ishlaydi. Rahmat. Endi ha harfining mashq orqali uning talaffuzini yaxshiroq o'zlashtirib borsak kerak ekan, qara. Ha, albatta. Demak, navbatdagi mashqimiz ha harfini ustida bo'ladi. Ha. Hi. Hu. Ah. Ih. Uh. Ha u. Bahthu. Tahtaju. Hajiju. Hatibu. Hathubu. Endi navbatdagi harfni o'rgansak ham bo'ladi. Navbatdagi harf demak xo harfi ekan. Xo undoshi halqumning yuqorisidan hosil bo'lar ekan. Halqumning yuqorisi deganda mana shu tilning negizi va uning qarshisidagi halqum devorlari tushunilar ekan. Mana bu narsa suratda ko'rsatilgan va suratda mana xo harfining talaffuzida til qanday bo'ladi? Halqum qanday torayadi? Mana bu suratda buni ko'rib olishimiz mumkin. Qaraqa mana shu harflarni o'rganish mobaynida harflarga doir ba'zi bir harflarga xos bo'lgan qoidalarni ham o'rganib o'tsak va o'z o'rnida aytib o'tsak manfaatli bo'ladi deb o'ylaymiz. Shuning uchun bugun biz istirlo va istifola degan qoidalarni o'rganib o'tsak. Arab tilidagi undosh tovushlar katta ikki qismga bo'linar ekan. Bir qismini istirlo, ya'ni mustali tovushlar deyiladigan, ikkinchisini esa qolganlarni, ya'ni istirlo sifatiga ega bo'lmaganlarni mustafil tovushlar deyilar ekan. Istirlo nima degani desa, tajvid ilmi ulamolari o'rgatadiki, istirlo bu tilning orqasini yuqori tanglayga ko'tarilishi va natijada hosil bo'layotgan demak harfning tovushning yo'g'on hosil bo'lishi deb aytiladi. Istilo bu sifat. Biz qaraqa avvalgi darslarda sifat va mahraj haqida gaplashgan edik. Shunda sifat bu nutq tovushlarining talaffuz holatini me'yorini anglatuvchi omil hisoblanadi deb eslab o'tgan edik. Mana shu istilo, istifola degan tushunchalar ham sifatlar hisoblanar ekan. Istilo degani bu tilning orqasini yuqori tanglay tomon ko'tarilib, halqum torayib hosil bo'layotgan tovush yo'g'on hosil bo'lishini anglatar ekan. Istifola esa buning ziddi ekan. Istifolada
ana o'sha holat, o'sha hodisa bo'lmay, til halqum o'z holida qolar ekan. Arab undosh tovushlaridan 7-tasi istilo tovushlari hisoblanadi deydi tajvid ulamolari. Ularni qisqacha eslab o'tsak. Mana ular xo, sod, dod, to, vo, g'ayn va qof undosh harflari hisoblanadi. Bularni biz o'zbek tilida osonroq qilib yuqori tovushlar desak ham bo'ladi. Istifola tovushlarini esa demak quyi tovushlar deb atasak ham to'g'ri bo'ladi. Bularning talaffuzida tilning orqasi ko'tarilishini biz suratlar yordamida ham ko'rsatsak degandim. Shuning uchun mana bu navbatdagi lavhada surat berilgan. Bu suratda demak istilo hodisasi ko'rsatib o'tilgan. Mana misol uchun kaf. Kaf bilan qof juda yaqin bir-biriga yaqin joydan hosil bo'ladi. Kafda istifola degan sifat bor, ya'ni istilo yo'q. Shuning uchun bunda mana halqum kengroq va tovush to'g'ri tashqariga chiqib ketyapti, yo'nalyapti. Endi istilo hisoblangan undosh tovushlarda halqum solishtirsangiz bo'ladi, mana halqum biroz toraygan bo'ladi va hosil bo'lgan ovoz tanglayga urilib, keyin tashqariga chiqadi. Shuning uchun bular yo'g'onlik kasb etadi. Qora aka, istilo undoshlarining yana bir xususiyati bor ekan. Bu xususiyat ular o'zidan keyingi fatha harakatiga ta'sir qilishida namoyon bo'lar ekan. Ya'ni istilo harflarida fatha a emas o tarzida o'qilar ekan. Bu ham bo'lsa istilolardagi yo'g'onlik ana unga ta'sir qilib, unga ko'chganidan kelib chiqar ekan. Mana misol uchun biz mana suratda ko'rishimiz mumkin. Demak, fatha a hamda cho'ziq a unlilarining talaffuzi ko'rsatilgan. Mana istifola tovushlari bilan agar biz fathani aytsak, masalan ba, ta, ja desek, bunda havo oqimi to'g'ri tashqariga yo'nalib chiqib ketadi. Endi agar biz buni istilo tovushlari bilan aytsakchi, masalan xo, to deydigan bo'lsak, unda havo oqimi tanglayga urilib, keyin tashqariga chiqadi. Til orqasi esa yuqori tomon harakatlanadi. Shuning uchun istilo harflari bilan aytilgan fatha harakati yo'g'on o tarzida talaffuz etiladi. Qoraga hozir juda yaxshi ma'lumotlarni berdingiz. Endi shu nimalarni misollar bilan ko'rsatib bersak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Juda ajoyib bo'ladi, albatta. Bu yerda mana musta'li va mustafil harflarni o'qilishini o'qiymiz. Solishtiramiz. Misol uchun mustafil tovush ta. Musta'li tovush to deb o'qiladi. Yana bir misol va vo sa so ha xo. Demak, hozirgi solishtirilgan undosh tovushlar talaffuz bir-biriga yaqin, faqat bir guruhi mustafil, ikkinchi guruhi musta'li bo'lgani uchun ularning talaffuzidagi farqni biz solishtirib o'tdik. Odatda har bir harfda maxsus mashqni o'rganib o'tayotgan edik. Agar ma'qul ko'rilsa, hozir xo harfiga doir mashqni bir qator o'qib o'tsak. Xo xi xu اخ 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 خاء خاب خاب او اخي اختي خاطب
Qaraqa mana bugungi harflarimiz ustidagi mashqlarimiz ham deyarli yakuniga yetib qoldi. Endi tomoshabinlarimizga Rasul akram alayhissalotu vasallamning durdona hadislaridan odatga ko'ra biror bir hadis sharifni aytib bersangiz. Xo'p. Rahmat Qaraqa. An'anamizga ko'ra muvofiq o'sha Qur'onga targ'ib qiladigan hadislardan aytamiz inshaalloh. Albatta. An Aliyin رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن واستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم وجبت له النار علي رضي الله عنه دن rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam kim Qur'onni o'qisa va yod olsa, u halol qilgan narsani halol bilsa, u harom qilgan narsani harom bilsa, Alloh uni jannatga kiritadi va o'z ahlidan 10 kishiga shafoatchi qiladi. Holbuki ularning hammasiga do'zax vojib bo'lgan edi dedilar. Ya'ni do'zaxga mahkum bo'lgan kishilardan 10 tasi o'z ahlidan o'sha qori tufayli demak do'zaxdan ozod bo'ladi. Ozod bo'lar ekan. Demak, bu hadisdan biz tushunamizki, yana Qur'oni Karimni yodlab, unga amal qilib va undagi halol qilingan narsalarni halol bilib, harom qilingan narsalarni harom bilib bilgan odam mana shunda ulug' sharafga ega bo'lar ekan. Avvalo Qur'oni Karimning sharofatidan o'zi jannatga kirar ekan inshaalloh. Qolaversa o'zini ahlidan bo'lgan, ya'ni do'zaxga hukm qilingan qarindoshlaridan 10 tasiga shafoatchi bo'lib jannatga o'zi bilan olib kirar ekan. Mashaalloh. Alloh taolo bunga o'xshagan imkonni har kimga ham nasib qilavermaydi. Albatta. Alloh taolo mana shunday Qur'onni o'qib, uni yodlab va unga amal qilishni hammamizga nasib qilsin. Rahmat Qoraqa, juda ajoyib hadis sharifni aytib berdingiz. Demak, Qur'oni Karimni yodlash nafaqat insonni o'zi uchun, balki ahli uchun ham jannatga kirishga sabab bo'lar ekan. Endi bu darsimizga doir umumiy mashg'ulotimiz bor edi. O'sha mashg'ulotni bir qator o'qib o'tsak-da keyin inshaalloh tilovat Qur'on bilan ko'rsatuvimizga yakun yasasak inshaalloh. Xoba'a xobusa akhbata ahjaba akhbasu hijabu sakhibu خثيب خبيث حتيب تجيب حجوب بحوث أبحاث أخيب. محترم عزيزلر، عند درس دائر topshiriqlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Ushbu darsdagi shakldosh harflarning bir-biridan qanday farqlanishini aytib bering. Ushbu 3 harf va undosh tovushlarni yaxshi o'zlashtirib olganingizga ishonchingiz komil bo'lgunicha mashg'ulotni davom ettiring. Quyidagi savollarga javob bering. Jim undoshi qaysi nutq a'zosidan qanday talaffuz etiladi? Ha undosh tovushi qaysi nutq a'zosidan qanday talaffuz etiladi? O'zbek tilidagi h va h undoshlari bilan h undoshi orasida qanday farq mavjud? Xo undoshi qaysi nutq a'zosidan qanday hosil bo'ladi? Mana azizlar, bu ko'rsatuvimizda sizlarga aytib o'tmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Endi ko'rsatuvimiz so'ngini
tilovat Qur'on bilan yakunlaymiz. Marhamat qilar ekan. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم رحمة خورك بشبو آيات كريمة لرد أجاي مانا لر أتت Yani Allah yaxşı görədiyən bəndələr, Allah yarlıq ayan bəndələr Allahını yatkəndə həm, oturgəndə həm, durgəndə həm zikr qilədilər və onlar Allahqə daima dua ilticada bulədilər deyən manalar ötdü. Allah ana üçəndəyimə umurlardan buluşumuzda hamamızda nəsib eyləsin. Muhtaram teletamuşum illər, mənə şu bilən bugünkü kürsətumuz həm yəkünlüqə yetdi. Allah subhanahu wa ta'ala bu kürsətu arqali örgəngən məlumatlarımızda mənfaatını ziyadə qırsın. Və tez fürsətlərdə bu məlumatlarımız yəkünüge yetib, Qur'an-ı Kerimini özümüz okuş, baxdigə müşərrəf buruşumuzda həmməmizgə muvaffaq eyləsin. Etibarlarınız üçün təşəkkür, kilgüsü kürsətumuzda üçləşgünçə xayr. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.